Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda Sterlin TL'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. Sterlin TL'de neler olabilir? Sterlin TL'nin hedefi hangi seviyeler olabilir? Kısa, orta ve uzun bantta Sterlin TL'nin geleceği ve gidebileceği seviyeler. Başkan 35 farkıyla sizlere anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, Sterlin TL bana göre çok kuvvetli seviyeleri görecek. Yani Sterlin TL'nin 12'ye kadar yolu açık. 12 TL'ye kadar yolu açık. Şimdi bana diyeceksiniz ki bu 12 TL nasıl olabilir Sterlin'de? Ben de size bunu teknik açıdan nasıl olabileceğini anlatmaya çalışacağım. Yatırım tavsiyesi olmaması koşuluyla. Öncelikle Sterlin TL'yi kısa da inceleyelim arkadaşlar. Kısa bazlı alsat yapan arkadaşlar için Sterlin TL'de önemli seviyeleri belirleyelim. Öncelikle Sterlin TL 8.65 üzerinde günlük kapanış geldi. 8.65 üzerinde kaldıkça arkadaşlar Sterlin TL hala olumludur. Yukarıda 8.85 çalışması muhtemel bir direnç bölgesi olarak gözükmekte. 8.85 üzerinde kaldıkça dediğimiz gibi arkadaşlar yukarıda 8.85 kısa vadedeki tekrardan hedefi haline gelir. Bu 8.85'i yukarıda takipte kalacağız. Önemli bir seviyedir. Daha orta bazda incelediğimiz zaman da arkadaşlar Sterlin TL'de 8.85 üzerinde kalışların devam etmesi halinde yukarıda 8.92 ve onun üstünde de 9.22 seviyesi Sterlin TL'de kısa bazda takip etmemiz gereken önemli seviyeler olarak gözükmekte arkadaşlar. Dediğim gibi Sterlin TL'de kısa vadede arkadaşlar 8.65 geri çekilmelerde 8.65 altında günlük bir kapanış olmadıkça Sterlin TL'de yön 9.24 seviyesine doğru ana hedefli olarak yönüne devam edecektir. Geri çekilmelerde 8.65'li seviyeler önemli. Olumsuz senaryoda 8.65 altına düşmemiz halinde 8.52'deki trend desteği hala mevcut. Orta bazlı arkadaşlar, düşünen arkadaşlar 8.52 kırılmadıkça Sterlin'de pozisyonlarını değiştirmemeleri kuvvetli gözükmekte arkadaşlar. 8.65 kısa vadede kırılmadığı müddetçe yön hala 9.25 seviyesi. Orta vadede de 8.52 kırılmadığı müddetçe 9.22 hala Sterlin TL'nin hedefindedir. Şöyle biraz daha uzun bazlı bakalım, orta bazlı Sterlin TL'nin hedefine. Evet, daha uzun bazlı Sterlin TL'nin hedefine baktığımız zaman arkadaşlar Sterlin TL'de bültelim. Sterlin TL'de arkadaşlar bir V formasyonu oluşumuz mevcut. Bakın şuradan gelen bir V formasyonumuz. Bu V formasyonumuzun alt kısmı 6.51'de. Üste birleştiği bölgemiz de arkadaşlar 8.20 seviyesinde. Şurada 8.20 seviyesinden geçmekte. Şimdi buradaki aradaki mesafeyi yukarıya eklediğimiz zaman arkadaşlar 8.20 şu şekilde yapabilirsiniz. Ben de sizle birlikte yapayım hesap makinemle. 8.20 eksi 6.51
eksi 1 lira 69 kuruş çıkıyor arkadaşlar. 1 lira 69 kuruşun üstüne de 8,20'yi ilave ettiğiniz zaman 9,89. Şuradaki ana hedef ilk etapta 9,25 ve onun üzerinde de 9,89 seviyesi olarak gözükmekte. Evet, orta bazda arkadaşlar sterlin TL'de 8,52 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarıda ilk etaptaki kuvvetli direnç bölgesi 9,25. 9,25 bölgesini de yukarı yönlü kırabilirse 9,89 orta bazlı sterlin TL'nin hedefi olarak gözükmekte. Daha uzun bazlı şurada bir formasyonumuz var. Onu da yapalım. Biliyorsunuz bir bayrak formasyonumuz mevcut. Evet, şurada gördüğünüz bir mum ve bu mumda sallanan bayrak. Bunu bu şekilde formasyon olarak yorumluyoruz arkadaşlar. Ve bu formasyonumuzun hedefi neresi olabilir sterlin TL'de? Bayrağın uç kısmı 9,25. Onun çalışmasını da bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. 9,25 eksi bayrağın alt tarafı, yani şu gördüğünüz büyük mumun alt tarafı 6,51. 9,25 eksi 6,51 eksi yapıyorsunuz. 2,2 lira 74 kuruş. Buradaki mumun bayrağın direği, yani bayrağın direği sterlin TL 9,25'i geçerse arkadaşlar, 9,25'i kırması halinde daha uzun bazlı. Evet, şuradaki 9,25'i sterlin TL yukarı doğru kırması halinde buradaki bayrak formasyonu çalışır. O da ne dedik? 2 lira 74 kuruş. Onu da 9,25'in üzerine eklediğimiz zaman sterlin TL'de 12 lira hedefine doğru yolunu alır arkadaşlar. Evet, sterlin TL'de şuradaki 8,20 uzun vadeli düşünen arkadaşlar için, yani al sat yapmayan arkadaşlar için şuradaki 8,20 seviyesi, bakın arkadaşlar şuradaki 8,20 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarıda 9,25 hedefi ve 9,25 hedefi de yukarı yönlü kırıldığı zaman buradaki bayrak çalışır. Bunu buradaki yeşil büyük mumu bir bayrak direği olarak düşünün. Görüyorsunuz. Düşünün. Bu formasyon gereği arkadaşlar bu bayrağın direğinin üst kısmında bir kırılım gelir ve bir kapanış buradan aylık bir kapanış da gelirse 9,25 seviyesinden bu sterlinin hedefi arkadaşlar 12 TL'ye kadar uzun vadede gider. O yüzden buradaki formasyon da takibinizde olacak. Daha orta bazlı dediğim gibi 8,52 üzeri 9,25. Gene buradaki ikili dip seviyemizin, yani V formasyonumuzun hedefi 9,25-9,90 seviyesi mevcut. Sterlinde en kritik 8,20 ve kısada da 8,52 seviyesi kırılmadığı müddetçe sterlin TL'de yön yukarıdır arkadaşlar. Ve 12 seviyesine kadar da sterlinde yükselme potansiyeli hala mevcut olarak gözükmekte. Sterlin TL ile ilgili anlatmak istediklerimiz bunlardan ibaret olup videolarımız hoşunuza gittiyse alttaki beğen tuşunu kullanırsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma da abone olmamış arkadaşlar varsa bir an önce kanalıma abone olmalarını kendilerine rica ediyorum. Arkadaşlar aşağıda bulunan zil sesini mutlaka açık konuma getirin ki
Videolarımdan da zamanından haberdar olabilirsiniz. Şimdilik Sterling'le ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibarettir. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.